Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play demek Yeni video ile karşınızdayım efendim. Yeni bir setup kurmak zorunda kaldım çünkü bazı teknik sıkıntılarım var. Bu nedenle ışık çok yakınımda olduğu için gözlüğümü takamadım. Şapkayı da takmak istemedim bu kadar yakın mesafeden. Böyle farklı bir modda sizlerin karşısına çıkıyorum efendim. Şimdi Alien Romulus filmi hakkında konuşacağız. Fakat bu filmi konuşmadan önce Alien dünyası, o genre, o dünya hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Alien dünyası benim bilim kurgular Uzay filmleri veya e, uzay korku e, filmleri arasında hani top 3, en iyi 3 seriden biri olarak görürüm her zaman. Hani en iyilerinden biridir bu. Hatta en iyisidir diyebilirim benim düşünceme göre. Sebebi de şu. Genelde uzayda geçen hikayelerde işte bilim kurgu filmlerinde hep böyle çok büyük bir olayı anlatma gayesi içerisindedir. Ve genelde bunu pek beceremezler. Çünkü çok büyük bir olay anlatmak için çok büyük bir... ...platformlar oluşturmanız lazım... ...çok fazla insan kullanmanız lazım... ...çok fazla para harcamanız lazım... E ...bütün stüdyolarda bunu yapamadığı için... ...ya çok iyi bir fikirle ortaya çıkmanız gerekir... İşte Terminator filmi gibi... ...bir tane gelecekten robot geliyor... ...bir robot daha geliyor... ...bir robot işte çocuğu kurtarmaya çalışırken... ...diğeri öldürmeye çalışıyor gibi... ...bir fikirle ortaya çıkmanız lazım... Yani ...büyük bir şey anlatırken... ...aslında bu ufak dokunuşlarla işte zamandaki yolculukla ya da paralel dünya geçişle falan filan bu tarz bir şey anlattığınızda evet kurtarıyor. Ama bir uzay mekiğiyle işte dünyanın geleceğini kurtarma hikayeleri olduğunda bu beni biraz hikayeden koparıyor eğer çok iyi anlatılmadıysa. Şimdi Alien filmlerinin böyle bir derdi yok. Alien filmlerinin derdi şu dünyada büyük şirketler yıllar içerisinde devletlerin önüne geçmişler ve artık durdurulamaz bir şekilde her şeyin kontrolünü ele almış durumdalar. Bu birçok distopyada iki tane ana hikaye vardır. Bunlardan birincisi robotlar, yapay zekalar dünyayı ele geçirecek, insanları yok edecek. Bu birçok filmde gördüğümüz bir şeydir, temadır, hikayedir. İkincisi de devletler zaman içerisinde zayıflayacak, şey yapacaklar, e, zayıf düşecekler. Ve şirketler o hırsları, o salgın yapıları sayesinde kısa sürede... E, Şirketler çağı başlayacak hani şey vardır ya işte çağ açıp çağ kapanması işte orta çağ yeni çağ bilmem ne falan filan i̇şte burada da e, şirketler çağı olacağını düşünen bir grup insan var ve bu şirketlerin e, hedefi o da para olduğu için oldukça acımasız işler yapan korkunç bir geleceğe bizi götüreceğine dair bir fikir birliği var bu distopya yazarları bu fikirleri düşünenler arasında belki bir nebze gerçekleşmiş diyebiliriz. İşte günümüzün en büyük tehlikesi küresel ısınma ve bu küresel ısınmayı büyük petrol şirketleri ya da uluslararası çok uluslu şirketler yapıyor. Ve en son Evrim Ağacı'nın bir videosunda vardı orada izlemiştim. Karbon ayak izi veya buna benzer şeylerin aslında şirketlerin uydurduğu bireyleri kendini suçlu hissettirerek şirketlerin biraz daha kendini aklayarak aslında çok da bir işe yaramayan, çevreye dair ufak tefek işler yapıp insanların gözünü boyadığı, aslında arka planda çok daha korkunç, dünyaya zarar veren işler yapmaya devam ettikleri anlatan birkaç videosu var. Onları şey yaparım, tavsiye ederim. Güzel videolar yani ana konuyu anlamanız için iyi fikirde yapılmış videolar. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi e, ana ya bizim alien dünyasına dönecek olursak, hikayemize dönecek olursak her şey ele geçirilmiş durumdalar. Şimdi devletler şirketler arasındaki fark devletler e, bir şey tarafından, bir fikir tarafından kurulur genel olarak. İşte cumhuriyeti, sos sosyalist devleti, liberal devleti fark etmek sizin. insanlar tarafından, yani topluluklar tarafından kurulduğu için birinci önceliği topluluğun refahı ve onların daha ileriye gitmesi üzerine kurulu bir bakış açısı yapısı vardır genel olarak. Tabii bunun farklı örnekleri de var ama genel olarak bu şekilde bakabiliriz. Yani çok iddialı konuşmayayım. Böyle bakabiliriz. Şirketler ise kar odaklı kuruluşlar olduğu için insanı önceleyen değil, daha çok kar etmeyi, para kazanmayı önceleyen yapılardır ve ne kadar büyürse büyüsünler, ne kadar kurumsal olursa olsunlar bu bakış açıları, bu bakış açısından çok bir şey kaybetmezler. Bu şekilde yollarına devam ederler. Alien filmlerin ilk filmlerinde işte bu şirketlerin birinin devasal e, kargo e, şeylerinden, gemilerinden birinde çalışan e, gariban insanların bayağı bildiğin tır şoförü gibi yol giden, uzun yollar giden insanların e, bir uzayıyla karşılaşması bu uzayda ve başlarına gelen kötü olayları izliyorduk. Yine sonrakinde işte bir hapishanede geçiyor, sonrakinde yine bir dar ve kapalı alanlarda geçen oldukça ürkütücü hikayeler serisi Alien filmleri. Daha sonrasında Alien dünyasını büyütmek istediler Prometheus'la ve daha sonraki işte o üçleme birlikte işte farklı uzaylılıkların olduğu, alienları yönettiği ya da onları şekillendirdiğine dair hikayeler sunuldu. Bu Alien'ın o korkunç ve distopik karanlık dünyasını biraz daha nasıl söyleyelim? Hem arkadaki o sisli dünyayı aydınlatması sebebiyle hem de o karanlıktan daha ziyade daha hani bir dert, bir bir şey anlatma gayesi ile e, çıkarılmış işler olduğu için Alien severler tarafından pek sevilmedi. Ben Alien filmlerinin hemen hemen hepsini severim. Bir tek bu şeyle Alien vs Predator filmleri pek hoşuma gitmez. Orada baya challenge. Hani şey gibi Mortal Kombat'taki Raiden mi yener yoksa Kaptan Amerika mı mi yener? Minvalindeki bir kapışma gibi gelir bana hep. Onun için o iki dünyayı birleştirmeleri benim pek keyif aldığım bir durum değildir. Bunun dışında Alien'ın orijinal hikayesi ve o dünyasına geçen hikayelerden çok keyif alırım. Şimdi şey de çok ürkütücü. Bu Death Space oyununu oynayanlar ya da Calisto Protokol oynayanlar ki kanalında bunların videoları Let's Play'leri baştan sona olacak. bu oyunları oynayanlar bilir ki çok dar bir alanda karşınızdaki bir düşmanla kalmak oldukça ürkütücü ve çaresiz bir durumdur. Yani Kaçabileceğiniz bir yer yok. Ne yapacaksın? Uzay mekiğinin dışına çıkıp biraz turlayayım geleyim diyebileceğiniz bir durum yok. Bu filmde de bu oldukça sert bir şekilde işlenmiş ve soru işareti bırakmayacak bir şekilde senaryoyu oturtmuşlar. E bu da nedir mesela? Ne demek istiyorsun diyecek olursanız? Şu atıyorum mesela bir korku filmi izliyorsunuz evde işte Bodrum katında bir yaratık var. Kahramanımız eline el fenerini alır. Orada yaratık olduğunu bilerek aşağı iner ve biz seyirci olarak şu soruyu sorarız doğal olarak yani hani ya kardeşim aşağıda işte yaratık var. Sen niye oraya gidiyorsun? Kaçsana işte bahçeye kaç, dışarı kaç, işte karakola git. Şeyde Bodrum'da bir yaratık gibi bir şeyle karşılaştın da... kapıyı kitle ne bileyim bir farklı bir seçeneğin, farklı bir yolun varsa yaratıklarla kapışmak çok da zekice bir fikir değil. Ve genelde o aşağı inen kişi başına korkunç şeyler gelir, korkunç şeyler yaşar, ölür. Bundan izleyici olarak ben pek haz etmem. Yani alternatif bir fırsatın varsa Orada işte bir hayat var, bir yaratık var seni öldürecek. Ve o zaman ben gidin de perli köşkte bodrum katına gireyim demeniz pek makul e, gelmez bana. Yani çok, çok mantıklı bir şey değil. Çünkü bütün insanlar e, korkunç ve korkutucu bir şey olduğunda oraya gitmek yerine oradan kaçmayı tercih ederler. Cesur bile olsanız bu çok cesa, yani cesaret gerektiren bir şey değil. Yani cesurun cesu, cesaretinizi göstermek, göstermeniz gereken bir durum değil bu iş. Şimdi buradaki özellikle bu filmde diğer evin filmlerinde de bu vardı. Başka çaresi olmadığından, alternatif bir seçenekleri olmadığından hikayenin devam etmesi gibi bir durum var. Ee, Alien dünyasında gerçek dünyayı pek e, görmeyiz. Bunu bize pek sunmazlar. Çünkü e, dediğim gibi çok küçük alandaki küçük insanların, sıradan insanların hikayesini bize genelde sunar bu seri. Burada da yine e, oldukça sıkıntılı bir hayat yaşayan grubun başına gelen felaketleri anlatıyor. Başka çareleri olmadıkları olmadığı için sürekli ilerlemeye çalışan ve kayıplar veren bir grubu izlemek, alternatif bir fırsatı varken, kaçma ya da başka bir şey yapma fırsatı varken, bunu yapmayıp e, yanlış ya da kötü e, yolu tercih edenleri izlemekten daha keyifli. Şimdi bu filmi izlediğinizde, baştan sona kadar izlediğinizde kafanızda neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Evet diyorsun ya, bunu yapmak zorundalardı, sonra bunu yapmak zorundalardı, bunu yapmak zorundalardı ve bu oldu diyorsun. Bu... İyi bir fikir. Yani bunu izlemek keyifli. Şimdi nedir? İşte karanlık diyebileceğimiz karanlık bir zihniyete sahip. Karanlık da demeyelim. Ticari, kar amaçlı bir zihniyete sahip. Devasa uluslararası bir firma var. Bu firma uzay madenciliği işine girmiş. Uzay mekikleriyle buldukları gezegenlerde işte telefonlar yani işte orada nefes alınabilir insanın yaşayabileceği bir alan oluşturuyorlar. Ve burada madencilik faaliyetleri yürüterek büyük bir maden firması olarak Dünya getirdikleri madenlerle zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Tüm dünyayı şekillendiriyorlar. Tabii o madenler sayesinde birçok önemli icraat da yapılıyor. İnşaat sektörünü kullanıyor falan filan işte. Neyse. Şimdi bu firma bu kadar güçlü olduğu için ve gittikleri gezegende devlet ya da başka bir sivil toplum örgütü vesaire bir şey olmadığı için oradaki devlet de şirket sivil toplum örgütü de şirket sendikan her şey şirkete ait. Yani şirket ne derse olur. Çünkü alternatifiniz yok. Oradan Kaçmaya da bir yere gitme gibi bir şansınız da yok. Yani şirket oradaki her şey, sizin bir nevi efendiniz gibi bir durumu var. Tabi insanlar çok çaresiz kaldıkları için o distopik dünyada büyük ihtimal dünya büyümüş ama aynı bugün günümüz dünyasında olduğu gibi birileri çok zenginleşmiş ve belli ki birileri de çok e, fakir ve çaresiz kalmış olsa gerek ki e, 10 yıl sürecek ya da 20 yıl sürecek yolculuklara. İşte bir kapsülün içine bir şey yolculuğa başlıyorsunuz. Yolculuk başladıktan sonra kapsülün içine giriyorsunuz. Hani 20 yıl boyunca uyanık değilsiniz. Kapsülde işte sizin metabolizmanızı çok yavaşlatıyorlar ve bu sayede yavaş çok yavaş yaşlanıyorsunuz ve yolcu yolculuk süresi boyunca çok fazla yaşlanmadan çok fazla hayatınızdan ya da vücudunuzun o sağlığından bir şey kaybetmeden yolculuğu tamamlıyorsunuz. Herhangi bir arıza, sıkıntı olduğunda sizi uyandırıyorlar. Arızayı giderip yeniden kapsüle yatıp gideceğiniz yere kadar gidiyorsunuz, malzemeleri teslim edip geri dönüyorsunuz. Bu tabi uzaya çıkmak şu an çok insanı cezbeden bir şey olmasıyla birlikte aslında uzayda ne var ki, ne cezbediyor ki bizi diye de insan düşünmeden edemiyor. Yani evet oraya gidip dünyanın tamamını uzaktan izlemek, orada bulmak oldukça büyüleyici olsa gerek. Ama oraya bir iş için gitmek ya da taşıma sektöründe 10 yıl boyunca yolculuk yapmak ya da 20 yıllık bir yolculuğa katılmak vücudunuzdan, hayatınızdan, zamanınızdan, ailenizden bir şeyleri feda ederek oraya gitmek. Çok da keyifli bir iş değil yani çok da makul ve insanların talep edeceği, isteği, arzulayabileceği bir şey değil. Çünkü çok ciddi, psikolojik, mental olarak çok sağlam biri olmanız gerekiyor böyle bir yolculuğa çıkmanız için. Zaten günümüzde de astronotlar ya da uzaya gidecek işte insanlar için bu konularda ciddi anlamda testler yapılıyor. Çünkü oraya gitmek, orada uzun süre zaman geçirmek hem vücudunuzda, sağlığınızda ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor hem de mental olarak orada bulunmak çok zorlayıcı bir süreç. Yani bir mesela çok bunaldım ben deyip dışa çıkabiliyorsunuz ama uzayda böyle bir şansınız yok. O daracık yerlerde işinizi görmeniz gerekiyor. Uzun süre devam etmeniz gerekiyor hikayenize. Şimdi böyle bir yolculuğa çıkmak için bir ailenizden neredeyse hiç kimsenin kalmamış olması lazım. Yani artık anneniz babanız vefat etmiş olabilir ya da akrabanız kalmamış olabilir. Sevdiğiniz biri yani birlikte yaşamak isteyeceğiniz biri olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 20 yıl boyunca kimse sizi beklemez ya da bir işte şey sevdiğiniz akrabanız var. İşte kardeşiniz var, abiniz var, anneniz var, babanız var. Onları bir daha görmemek üzere yola çıkmış oluyorsunuz. Çünkü 20 yıl sonra döndüğünüzde büyük ihtimal anneniz babanız vefat etmiş olacak. Ya ciddi anlamda bağınız kopmuş olması lazım ya da çok ciddi paraya ihtiyacınız var. Borç içindesiniz. Başka çareniz olmadığı için o gemiye binip o uzun yolculuklara çıkıyor olmanız lazım. Şimdi böyle baktığınızda o dünyadaki en çaresiz insanların katıldığı bir meslek bu. Yani en dipteki meslek diyebiliriz. Böyle baktığınızda Alien dünyasındaki insanların hemen hemen tamamı, filmlerini izlediğimiz karakterlerin hepsi çok çaresiz insanlar. Ya da zaman içerisinde o çaresizlikle birlikte psikolojide de bozulmuş insanlar. Bu nedenle yaşanılan olaylardaki o drama seviyesi diğer filmlerde diğer izleyeceğiniz içeriklerden çok daha hani üst seviyede. Bir de bir işin böyle bir boyut var. Şimdi buraya kadar olan kısımda hiç alien'dan, yaratıktan bahsetmedim. Eee dünyasından bahsettim. Mesela bu filmde alien'ı çıkarın. Yani o yaratığı çıkaralım. Onun yerine işte atıyorum makinede arızalar olsun, son anda kaçmak zorunda olsun. Hani böyle bir ma sadece macera, korku, gerilim macera, korku değil de macera gerilim hikayesine dönüştürseniz bu film çok bir şey kaybetmiyor. Evet elini koyduğunuzda çok daha etkileyici ve bir yıldız daha yüksek. Daha kaliteli bir iş ortaya çıkıyor. Ama anlatmak istediği o karanlık dünyadan çok da bir şey kaybetmiyor. Öyle söylesek daha doğru olur. İşte mesela Alien filmlerinde bir özellikle cyber, cyborg ya yani işte bu makina, insansı makinaların, robotların hemen hemen her filmde olması ve bunların sürekli bir şeyleri halletmeye çalışması gibi bir durum var. Siz uyku moduna girdiğinizde yani yolculuğa çıktığınızda makinalarda da o sıra sizin yerinize e, şeyleri hallediyor. İşte atıyorum e, düzenli olarak her hafta makinenin yağında bilmem ne miktarı arttırılması gerekiyor. Cyborglar işte bu robot sumsu insanlar diyelim. Robotlar. Bunlar da bu işleri hallediyor. Bir de böyle bir işin bu boyutu var. E, yani robotların olduğu, uzayların olduğu karanlık, distopik bir dünyada geçen bir hikaye izliyoruz. Bu da bu seriyi işte özel kılan, güzel kılan işlerden biri haline getiriyor. Şimdi filme gelecek olursak, buraya kadar şey konuştuk. Yine çaresiz bir şekilde bu maden firmalarına katılmış işçi ailelerini görüyoruz. Bu işçi aileleri e, dünyalaştırılmış, terraformer yani o dünyanın etrafındaki hava tabakası gibi bir insanların nefes alabileceği bir hava tabakası oluşturulmuş bir gezegene gidiyorlar ama o gezegendeki problemler, sorunlar bitmiyor. Dünya bu anlamda eşsiz bir yer. Her anlamda bir insanın yaşayabileceği ve insanların da buraya adapte olduğu bir e, gezegen. Fakat başka gezegenlerden hani insanların yaşayabileceği gezegenler aranırken bile mesela bir gezegenin biraz daha fazla büyük olması veya biraz daha küçük olması, onun yer çekiminin e, fazla ya az olması, üzerindeki atmosfer tabakasının işte yapısının hangi gazlardan oluştuğu, gaz miktarının belli bir miktar fazla olmasının işte patlamalara, çatlamalara vesaire gebe olması gibi birçok şey düşünecek olursak bir gezegeni tamam atmosferinde farklı sistematik bir şey yapabilirsiniz. bütün sorunları çözemiyorsunuz ve sorunlar şeyde devam ediyor. Gezegende devam ediyor. Bu gezegende olan durum bu. İnsanlar bu gezegende çalışıyorlar, bir şey üretmeye çalışıyorlar, maden çıkarıyorlar. Ama gezegendeki hastalıklar çünkü hani gittiğiniz yerde hiç beklemediğiniz çeşitli madenler olabilir. Bu madenlere karşı insan işte derilerinde veya organlarında çeşitli deforme ya da zaman içerisinde onlara zarar verebilecek durumlar oluşabilir. Radyoaktif malzemeler, maddeler olabilir. Sonuçta el değmemiş bir bölgeye gidiyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz ve madeni kazdığınızda içerisinden hani canlı değil de canlı olmayan e, coğrafi bazı problemler oluşabilir, çıkabilir. Ve oradaki bazı şeyler insanların zaman içinde mesela gaz, zehirli bir gaz olabilir, insanları hasta edebilir vesaire. Yani birçok problemle karşı karşıyalar. Dedim ya Alien'ı bu dünyadan çıkardığımızda da burası zaten çok kötü ve karanlık bir dünya. Ve buradaki insanların birçoğu bu işçi olarak çalıştıkları bu şirketin emrinde bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyorlar. Şirket insanları çok önemsemiyor belli ki. Hani onlara genel sağlık sigortası yani genel sağlık sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ama gezegenin acımasız ve sert ortamından da insanları çok korumuyor. Ya da koruyamıyor. Yani belki de gücü etmiyor. Belki de gücü etmiyor demeyelim de bunun için para harcamak istemiyor da olabilir. Çünkü bunun maliyeti atıyorum 20 milyon, 30 milyon dolardır. 100 milyon dolardır örnek veriyorum. Bu parayı şirket harcamak istemiyor olabilir. Çünkü insanları çok da değerli görmüyor olabilir. Hani bu daha... Olayın daha karanlık bir hal almasını sağlıyor. Ve bu tabii burada uzun süre yaşadıkları için işçiler, belki bazıları ömür boyu burada çalışmak için geldiğinden burada tabii evleniyorlar, çocukları oluyor ve bu işçilerden bazıları ölüyor. Öldüklerinde, hani çeşitli sebeplerden öldüklerinde buradaki çocuklar öksüz yetim kalıyorlar. Şirkete bağlı, şirketin öksüz yetim çocukları öyle diyelim. Tabii şirket ciddi anlamda bu çocuklara sahip çıkmıyor ve onları da bir çeşit işçi olarak görüyor. Yani böyle anlatınca zaten hani dediğim gibi Alien'ı çıkardığınızda da oldukça korkutucu ve dramatik bir dünyası var buranın. Ve bu karanlık dünyada çocuklar hayatta kalmaya çalışıyor ve çocuklar buradan kurtulmaya çalışıyor. Şirketle görüştüklerinde şirket onların gidemeyeceğini işte 5 yıl daha uzattıklarını söylüyor. Mesela diyor ki ben 5 yıl çalıştım diyor kız ya da 10 yıl neyse işte çalıştım. Benim işim bitti kardeşim ben gitmek istiyorum diyor. Şirkette diyor ki hayır diyor biz işte yeni karar çıkardık yeni yasa tasarısı çıkardık. 5 yıl daha çalışacaksın diyor. Şimdi onu dediğinde senin şikayet edebileceğin devlet yok bir sivil toplum örgütü sendikan yok yani seni koruyabilecek bir yapı yok orada. Orada hani şirket ne derse emir o. Onu yapmak zorundasın. Çocuklar da bu durumdan çok bunalmış durumda. Anneleri babaları yok. Zaten hani aile eğitimi alamamışlar. Büyük ihtimal şirket onları çok standart ve düşük kalitede hani işçi olarak gördüğü için onları bir profesör bilmem ne yapmak gibi bir dertler olmadığı için çok düşük seviyede bir eğitim veriyorlar. E sürekli hastalık, işte doğa olayları, depremler, fırtınalar vesaire bunlarla uğraşmak zorundasın. bir de bu gezegen güneşi görmeyen bir gezegen. Yani ışık da çok alabildiğin bir şey değil. Yani tamamen karanlık, zifir karanlık, iğrenç bir gezegende mahsur kalmış durumdasın. Seni oradan çıkarabilecek tek şey şirket. Şirket de seni çalıştırabildiği kadar çalıştırmak istiyor. Çünkü senin yolculuğun ona çok büyük bir maliyet. Ve şirket hem bu maliyete girmek istemiyor hem de elinde fırsat bulmuşken hani çaresiz durumdaki insanlar varken bunları sömürebildiği kadar sömürüp onları çalıştırmak istiyor. Dediğim gibi korkunç ve karanlık bir dünya burası. Ve çocuklar buradan bir kurtuluş, bir son bir ümit, ümit bir fırsat arıyor. Şimdi i̇şte buradaki dediğim gibi sistemde gemiye biniyorsunuz ama gemide 5 yıl 10 yıl oturmuyorsunuz. Yani orada çünkü ona o kadar yiyecek yok. işte kanalizasyon sistemi yani bir tuvaletinizi yapacağınız bir sistem olması lazım banyo yapmanız lazım. 10 e, yıl boyunca boş duvara bakacak değilsiniz. Bir şeylerle ilgilenmeniz lazım. Size bir geze, şey, gemi içinde, uzay mekiği içerisinde 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca bunları verebilecek bir sistem, düzenek yok. Nasıl gidiyorsun? İşte tek bir şey var. Kapsüller var. Kapsüllere bineceksin. Yolculuk başlayacak. Kapsüle bineceksin. Kapsül sana düzenli olarak e, metabolizmanı zayıflatacak. Ve gideceğin yere kadar uyuyacaksın. Gideceğin yerde uyanacaksın. Yolculuğunu tamamlamış olacaksın. Sistem de böyle işliyor bu dünyada. Şimdi bu kapsül meselesi günümüzde yani dünyada da aslında baktığınızda bir şekilde var. Bunun işte hangi hayvanlar yapıyor? Kurbağa vesaire gibi farklı kurbağa türleri diyelim ya da kış uykusuna yatan farklı canlı türleri. hangi hayvan ya? 10 dakikada bir kalp atışı mı? Bir saatte bir kalp atışı gibi bir çok düşük seviyede metabolizmasını hani ölmüş. Ölmüş değil de hani ölmüş derecesinde yavaşlatabilen canlılar var. Tabi bunlar yıllar içerisinde e, adapte olma süreci, adaptasyon süreciyle bu hale gelmişler. İnsanların tabii ki böyle bir özelliği yok. Ama işte teknoloji o kadar ileri gitmiş ki bu özelliği bir şekilde e, şeye, teknolojik aletleri adapte etmişler gibi düşünebilirsiniz. Yani gerçek dünyada çeşitli hayvan türlerinde bu tarz bir şey var. Evet vücutların metabolizmalarını yavaşlatarak, çok yavaşlatarak e, kışı ya da e, kötü coğrafi ha, hava koşullarının e, zamanı atlatabiliyorlar. Mesela yiyeceğin bulunmadığı kıtlık demeyeyim de çoraklık veya zor durumlarda işte atıyorum bir canlıyı tüketip işte bu metabolizmasını yavaşlatarak o canlıdan alacağı enerjiyi yavaş yavaş harcayarak daha uzun süre herhangi bir şey yemeden yaşamayı başaran canlı türleri var. Hani bu kapsülleri buna benzer bir fikir gibi düşünebiliriz. Yani böyle düşünce de e, oldukça iyi bir fikir gibi geliyor. Yani aslında ileride belki uzay yolculukları yapılacaksa bu da mantıklı bir düşünce olabilir. Tabi bunun gelişmesi için daha uzun yıllar var. Belki hiçbir zaman geliştiremeyecek bilmiyoruz. Şimdi bu sebeple diyorlar ki çocuklar, elimizde bir uzay mekiği var. Büyük ihtimal bu çocuklara işte malzemeleri ana mekiğe götürecekleri bir uzay mekiği vermişler. Fakat uzay mekiği evet uzun seyahatler yapabilir. Yani bir uzay uzaya çıktıktan sonra o seyahat çok maliyetli bir şey değil. Çünkü yönünüzü belirliyorsunuz. Yer çekimi vesaire ıvır zıvır olmadan o hesaplar tabii yapılıyordur makineler aracılığıyla. Bir başka gezegene gitmek çok fazla enerji isteyen bir işte yani uzaya çıktıktan sonra bir başka noktaya geminizi yönlendirmek çok fazla enerji isteyen bir şey değil. Yani çocuklar diyor ki biz bu gemiyle elimizdeki gemiyle gidebiliriz ama kapsüller yok. Kapsüller olsa gidebilecektik. E kapsül de şirket vermiyor. Böyle çaresiz bu durumda Ve bu çaresiz durumda varken bir gemi e, buluyorlar uzayda. Büyük bir gemi. Ve bu gemide de kapsüllerin olabileceğini tahmin ediyorlar. Ve çocuklar o kapsülleri alıp buradan kurtulmak için e, şeye, gemiye gidiyorlar. Tabi geminin içine ne, olduklarını, ne olduğunu bilmiyorlar doğal olarak. Ve her korku filminde olduğu gibi başlarına birçok korkunç olay geliyor. Aksiyon dolu sahnelerimiz var. E, oldukça sert gor e, sahneler var ki Elin filminin yine alamet farkalarından birisi bu oldukça sert sahneleri olan bir filmle karşı karşıyayız. Aksiyon sahnelerinin bazı kısımları çok şey var, kesmişler o kısımları. Mesela işte kız elinde silah var, tam ateş edecek. Bakın burayı eleştiri olarak şey yapabilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Tam çatışma başlayacak, kız işte atıyorum silah alacak yerden alması gerekiyor. Sahne gidiyor, sahne bir daha geliyor, iki dakika sonra elinde silahla başka bir koridorda koşuyor falan hani. Ve bazı tam böyle heyecanın doruk noktasında olduğu sahneleri kesmişler. Büyük ihtimal görsel olarak şeyin yönetmenin hoşuna gitmedi bu sahneler. Ve bu sahneleri çıkarmış filmden. E tabi filmden o sahneleri çıkarınca bir daha çekmeleri lazım. Belli ki çekmek istemişler. Zamanları olmayabilir. Belki tekrar o platform kurmak istememiş olabilir. Bazı teknik arzular olmuş olabilir. O sahneleri tekrar çekmemişler. Çekmeyince de bazı kopuk sahneler, aksiyon sahnelerinde birkaç tane yerde böyle kopukluk hissettim ben. İşte atıyorum mesela bir koridor gibi bir yerden koşuyorlar. Sonra bir anda orada kesiliyor başka bir yerde başlıyor sahne. Tabi bu da o bütünlüğü zaten hani dar alanda e, ürkütücü bir yaratıkla karşı karşıya kalmış bir grubun e, o gerilimli izlediğimiz yani ana hikaye ana olay bu olduğu için az önceden bir aslında arka plan hikayelerini anlatıyorduk biz ana odak noktası bu olduğu için bize bunu çok hani zirvedeki kısımlarda kesmeleri e, oldukça can sıkıcı bir durum olmuş ola o kısımları hoşuma gitmedi bunun yanı sıra işte sessiz olmaları gerektiği bir kısım var. İşte suların suyun içine kaldıkları bir kısım var. İşte bir bölümde şey işte kapıyı açmalarını istiyor bir kız. İşte onlar kapıyı açmıyor çünkü orada bir gayet insani bir refleks açarsak ölürüz korkusu. O insani duygularla hareket etme durumları var. Yani bir en filminde, diğer en klasik en filmlerinde olan kısımların hemen hemen benzeri var. Sonunda da işte yaratığın tam böyle burnunun dibine kadar gelip nefes aldığı bir sahne var. Bu da ikonik sahnelerden biridir. İşte göğsün içinden Alien çıkma muhabbeti var. Yani klasik Alien filminde olan birçok e, klasik sahneyi ikonlaşmış diyelim sahneleri bu filmde de görüyoruz. Bu anlamda e, iyi mi diyelim kötü mü diyelim bilmiyorum. Hani yeni bir şey katmalarını ben tercih ederdim. Eski ikonik sahneleri koymalarını yerine. Ama hani onları görmekte nostaljik duygularla bana keyif verdi. E, ama tabii ben çok seven bir adam olduğum için keyif aldım. Y bu filmleri normal yani ne olacak Alien filmi deyip izleyip de aynı şeyi bir daha izleyip keyif almayan insanlar da olacaktır. Bir de şimdi tabii bu boyut var. Yani yeni bir şey sunmuyorsun çünkü. Ee, bir başka noktada da şu. E, şeyler var. Bu uzay sahneleri yani CGI'ları o işte bir şey var. Asteroid kuşağına girdikleri kısım var. Oradaki görüntüler çok etkileyici, güzeldi. Bunun yanı sıra tabii diğer elin filmlerindeki bu Prometheus'la birlikteki üçlemede de çok iyi görüntüler, çok iyi sahneler vardı. E, şey bu gezegen sahneleri de çok iyiydi. Çok o, iyi yapmışlar. Yani o İnsanın içini bunaltan, basık, rahatsız edici, o yağmurlu, karanlık atmosfer ve o çocukların neden oradan kurtulmak istediğini o şeyi dünyada geçirdikleri kısa sürede bize çok iyi anlatıyor. Bu anlamda da bu çaresizlik yüzünden yolculuğa çıkması bizim kafamızda izleyici olarak soru işareti bence bırakmıyor. Tabii ki zorlarsan yine soru işaretleri bulabilirsin. Yani mesela burada böyle bir problem olduğunu düşündükleri anda gemiye binip kaçmak istemeleri asla mantıklı olabilirdi ama bu çocukların başka hiç kimsesi yok. Annesi yok, babası yok, şirket bunlara sahip çıkmıyor. Bu çocuklar aslında e, tek dayanak noktaları birbirleri. Yani birbirlerine karşı böyle bir şeyleri var. Yani en azından bir yol yoldaşlık durumları var. Onun için ilk sefer ilk aşamada birbirini satmak istemiyorlar. Tabi artık e, iş cana gelince can tatlı orada bir noktada birbirlerini satmaya başlıyorlar. Böyle bir acı bir bölümü var. E, finali ne geldiğimizde çok etkileyici değildi finali. Yani hemen hemen beklediğim finaldi. İlk filmlerindeki nostaljik o duyguyla izlediğim filmlerindeki hikayeyle çok örtüşüyor. Bu kadar birbirine benzer bir şeyler yapmaları tabi aslında biraz riske girmek istememiş diyebiliriz yönetmenin. Buradan ekmeğini yemek istemiş. Afiyet olsun. Hayırlı şey helal olsun. Güzel bir iş çıkarmışlar. Dediğim gibi... Prometheus üçlemesi yani bu Alien dünyasının arka plandaki kişileri anlatan e, seriden dedi birçok insan çok keyif alamadı. E, ama bu filmde o açıklarını, o Alien dünyasındaki o karanlık ve dar alandaki mücadele, o kutun içinde hapsolmuş, uzay mekiğinden, o teneke kutun içinde hapsolmuş insanların e, anlık işte kapı açtım, şu odaya girdim, bunu yaptım, mühendis şunu açtı, bu bunu yaptı şeklinde ilerleyişiyle... E, o dünyanın tadını çıkararak izleyeceğimiz bir film ortaya koymuşlar. Ee, fırsatınız olursa bir yerde denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bununla birlikte bu Alien filmlerinin bu dünyasından hoşlanıyorsanız ve kutu oyunlarını seviyorsanız Alien hikayesinin hemen hemen bu filmde ya da orijinal Alien filmlerini anlatan e, şeylerin birebir orijinaline yakın kutu oyunları var. Alien kutu oyunları yazdığınızda çeşitli oyunlar var ve bunların bazıları yani isim vermek istemiyorum. Reklama girer falan diye korkuyorum. Artık bir şeylerin isim vermekten korkuyorum. Çünkü her şey reklam işbirliği şuna buna giriyor. E, ee, onun için kutu oyunlarının isimlerini vermeyeceğim ama zaten siz yazdığınızda internette bulabileceksiniz. Ve bunların bazılarının e, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Oynayamadım. Oynamak istiyorum ama Türkiye'de satılmıyor. Türkçe içerikleri de yok zaten. Hani yurt dışından getirmek lazım ya da giden bir arkadaşınızdan alıp gelmesi lazım. Böyle bir şey olması lazım. Ama kutuların açılışlarını, işte içindeki ürünlerin işte o reçineden işte 3D baskı ile yapılmış karakter Figürlere, alien figürlere, işte bu uzayda çalışan mühendis, doktor vs. o figürlerin olduğu şeyler var. E, kartları falan çok kaliteli gözüküyor. Yani çok iyi bir kutu oyunu, oyunu e, yapmışlar. Bunun yanında DLC gibi bu ek paketler var. İşte kutu oyununa ekstra bir şey ekliyor. İkinci bir yeni kutu oyunu işte atıyorum birinci oyunda Mekik'ten kaçmaya çalışıyorsunuz. İkinci oyunda büyük bir tesise gidiyorsunuz. Orada mücadeleniz devam ediyor. Belirli bir süre içerisinde ilerlemeniz gerekiyor. İşte atıyorum Alien yumurtalarını görüyorsunuz. Yumurtalar daha sonra Alien'lara dönüşüyor falan filan. Ya böyle hızlı bir şekilde hayatta kalmaya çalışıp kaçmaya çalıştınız. Kapsüller arasında, uzay mekiğinin arasında geçişler yaparak ilerlediniz. Kutu oyunu da yapmışlar Alien'ı. Alien'ın oyunları yapıldı, bilgisayar oyunları yapıldı. Çok iyi. Hatta kutu oyunları arasındaki en iyi kutu oyunları yapıldı. Güzel bir dünyası var. Umarım yeni filmleri, yeni aksiyon filmleriyle yine benzer tema, benzer fikirle bu karanlık distopik dünyada uzaylarla, alienlarla karşılaştığımız hikayelerimizi izlemeye devam ederiz. Alienlarla ilgili söylenecek bir şey yok. Çünkü yep, yepis, yeni bir <laughs> alienla karşı karşıya kalmıyoruz. Klasik alienlar var. Filmin sonunda bir tane işte bu Prometheus'taki o aslında alienların ve insanların yaratıcısı, tanrısı olduğu iddia edilen o insana benzeyen dev titan benzeri e, uzaylı ırkıyla ve alienın bileşiminden oluşmuş. Tuhaf bir varlıkla karşı karşıya Çok ürkütücüydü. Hani insana benzemesi biraz daha rahatsız edici bir hava katmış yaratığa. Onu görürüz ama o çok uzun sürmüyor. O boss fight gibi bir şey oluyor ve bitiyor film. Ee, dediğim gibi izlememiş olanlar izlesinler. Ee, fırsat olursa ben de bir kere daha tekrardan böyle... Hani artık izledim ama detayları görmek için... Belki arka planda görmediğim şeyleri görmek için... Bir kere daha izlemek isterim fakat o kadar çok oyun, film, dizi, o kadar çok içerik çıkıyor ki bu içerikler içerisinde hangi birini ikinci kez tüketmek için zaman ayırabilirsiniz. O da tabii biraz meçhul. Yani çok fazla dediğim gibi içerik var, çok fazla ürün var ve biz bu çok fazla ürünün hepsini tüketme şansımız artık pek yok. Yani ikinci kez tüketme şansımız yok. Mesela bundan 20 yıl önce ya da 20 demeyelim de yani hemen hemen 20 15 20 yıl önce bir film aldığınızda DVD'sini aldığınızda ya da 10 tane DVD aldığınızı varsayalım. 10 tane filminiz oluyordu. Ve yani zamanımız daha çoktu. Hani sinema işte sinema diyorum. internet yoktu. Elimizde işte bir DVD player, CD çalar gibi bir şey oluyordu. Televizyona taktığınız ya da bilgisayardan izlediniz. Buralardan bu filmleri izliyorduk biz. Ve çok fazla elimizde ürün olmadığı için döndürüp döndürüp aynı filmleri tekrar izliyorduk. Ve o filmler bizim için artık nostaljik ve şey bir değeri olmuştu. Mesela ben ilk Alien filmlerini özel kutusuyla yurt dışından getirmiş bir üründe izlemiştim. Özel işte şey kapakları, kutuları, içerisinde kitapçıkları falan olan bir şeyde izlemiştim. Tabii ben almadım bunu. Sinema hastası bizim Selam amcam var. Sağ olsun onun böyle devasal bir e, film sinema koleksiyonu vardı. Ve o böyle işte Star Wars'un, Alien'in veya benzeri filmlerin özel şeylerini, paketlerini hani neden ona nadide diyebileceğimiz koleksiyon ürünlerini alıyordu. Ben Alien'ları ilk orada arka arka izlemiştim. Ve benim için oldukça keyifli bir deneyimdi. Bir de o hani ürünün kutusu orijinal ve işte üzerinde yeşil bir yumurta var böyle çıkıyor şeklinde. Yanlarında işte etrafında ışıklı kabartmalı bir şeyler yapmışlar. CD'ler işte bildiğiniz orijinal üzerine kabartmalı falan resimleri olan CD'lerdi. Onu zaten eline aldığında bir şey yapıyorsun. Vay bir özel bir şeyle karşı karşıyayım. Hissini uyandırıyor insanda. Bir de tabii ben hiç öyle bir şey alma şansım olmadı. Hiç o, o kadar param yoktu o zaman. Bugün de olmasıyla birlikte bugün ekonomik durum ortada. Bugün de öyle bir şey alma şansım pek yok. Yani herhalde hayatımın hiçbir evresinde öyle özel, spesifik bir ürüne e, erişemeyeceğim. Ve ancak bir tanıdığımın evinde böyle özel koleksiyon ürünleri görmüştüm. Eylül'de bu ilk defa bu tarz bir şey ürünü görüp tükettiğim ürünlerden biriydi. Bir de böyle bir nostaljik hatırası var bende efendim. Diyebileceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarla elimden gelince devam etmeye çalışacağım. Bu aralar sıkıntım büyük. Ee, bilgisayar sıkıntılarım var. Umarım hallederim ve sizlerle yeni videolarla devam ederiz efendim. Ee, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.